Böyleyken ne kadar masumsun. Böyle kalsan ömrümün sonuna kadar bakardım sana. Ama dirildin işte, ayaklandın. Bülent. Bülent. Şşt, uyan. Bülent. Bak. Oh, Aysel. Bayık Aysel geldi. Bana bir şey yapmaya kalkarsan bağırırım bak. Şimdi beni çok iyi dinle. Birazdan Tamer gelecek. Sana bunu kim yaptı diye soracak. Peri yaptı diyeceksin. Ne? Polise her şeyi anlatmakla tehdit ettim. O da beni öldürmeye teşebbüs etti diyeceksin. Anladın mı? Ya sen 40 yıllık kocanı beni öldürmeye kalktın be Aysel. Sen de cezanı çekeceksin. Benim cezam seni tanıdığım gün başladı Bülent. Artık cezam kalmadı. Bitti. Az kalsın ölüyordum be. Halbuki ben ikimizin geleceği için uğraştım durdum. O kadını koynundayken mi uğraştın Bülent? Ha? Küflü rutubetli odalarda süründün durdun değil mi? Ben cebimden para çıkarıp verdim sana o zaman. Cebimden kendi paramı çıkartıp verdim. Git otel borcunu öde. Başın derde girmesin dedim. Ben o soğuklarda ölümle cebelleşirken hep senin adını sayıkladım be. Kes. Kapa çeneni. Bir daha inanmak yok sana. Aptal yerine koydun beni değil mi? Ama asıl aptal sensin Bülent. Şantajların işe yaramadı. Kaçırıldığınla kaldın. Şimdi benim planım işe yararsa bir şansın var demektir. Yalıyla hisseleri almak istiyorsan eğer dediğimi yapacaksın. Tamer de bunu sana verecek. Sen de bunun karşılığında polise Peri'yi ihbar etmemiş olacaksın. Ya vermezse? Verecek. Bütün gece başında dua etti. Gözümle gördüm. O da artık bitti, yoruldu. Usandı bu işten. İstemiyorum. Hepiniz cezanızı çekeceksiniz. Hepinizin canı cehenneme. O da cezasını çekecek. Onu da ihbar edeceğim. Edemeyeceksin. Eğer yaparsan inkar ederim. Hep benim yanımdaydı derim. Peki senin bundan ne çıkarın var? Parayı o kadınla değil benimle bölüşeceksin. Artık Bayık Aysel yok. Ayık Aysel var. Hadi bir an önce iyileş de dön aramıza. Hadi canım benim. Hadi koçum benim. Hadi çocuklarımın babası. Hadi. Nasıl durumun? Merak etme, her şey yolunda. Gözünü açar açmaz seni sordu Tamer. Oğlumu getir bana dedi. Hadi babanı bekletme, gir içeri. Birazdan odayı alırlar. Çok korkmuş. Ölmekten korktum dedi bana. En çok da bizi bir daha görememekten korkmuş. Kimin yaptığını söyledi mi? Peri'den uzak durun dedi. Meryem'e söyle, ona yaklaşmasın dedi.